Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle en yakın arkadaşım, hatta kardeşim diyebileceğim bir kişiyle birlikte kendimizi birbirimize kadar tanıyoruz. Daha doğrusu birbirimize kadar tanıyamıyoruz bence ama olsundu gene de. Şimdi Emine'nin de bir kanalı var bu arada. Kendisi dergileri falan tanıtıyor, böyle değişik aktivitelerde bulunuyor. Vlogları, gezileri falan var. Henüz hiçbirini paylaşmadım ama ben sizden önce gördüm tabii ki. Kardeş olmak bunu gerektirir. Videonun sonuna onun kanalının linkini de bırakacağım. Şimdi bence başlayalım ya da başlamayalım çünkü. Muhtemelen bu tamam, arkadaşlığımız bitecek. Bence arkadaşlık her şeyi affeder. Düşünemedim. Evet. Biz size sorular hazırladık. Şimdi Bilal onları soracak ama aslında cevapları yok. Ne kadar bileceğiz hiçbir fikrim yok. Evet. Başlayalım mı? Anladım. Çok heyecanlandım şu an. Tamam. Tamamdır. Yazarak mı şey yapacak yoksa? Yazarak. Ona tamam. Sonra bakarız. Tamam. Ay ben kalem almışım. Aldım. Tamam. Tamam. Evet. Soruları böyle sırayla mı yoksa tek tek mi yazılır? Fark etmez. Tamam. Tamam. Tamam, mesela ilk sorumuz en sevdiğim yemek. Yani birbirimizin en sevdiği yemeği bilmiyoruz böyle ama bakalım. Ay bilemedim. Her neyse dur. Benim birçok en sevdiğim yemek var ama hangisi şimdi? Ben de bilmiyorum. Ama aklıma gelen ilkini yazacağım diyeceğim. Aklıma bunlar bir şey geçiyor. Ben de seninkini mi yazacağım? Evet. Ben tamam. İkini yazacaksın. Ben seninkini. Tamam. Ben yazdım. Tamam. Söyleyelim mi? Yazdın mı? He, tamam. Ben de yazdım. Tamam ya. Bir dakika. Çiğ köfte almış. Çok iyi. Yalnız ben de çiğ köfteyi çok severim. O da severmiş. Best friend olmak bunu gerektirir. Tamam. Ama ilk soruda ben burada hava atıyorum. Evet. Ay. Sonraki. En sevdiğim dizi. Evet. En sevdiğimiz ama dizi. Ama eskilerde olabiliyor bence. Tabii ki. Ben de öyle. Şey ettim. Ben de öyle yazdım. Ben de bunu ben biliyorum. Ben bu arada göremiyorum kendi. Hani görüyorsun falan diye iftira atmayın. Ben hiçbir şekilde göstermiyor. Hiçbir şekilde göstermiyor. Bir, iki, üç. Aşk kaybolan oha. Yalnız bunun lise, biz bu arada liseden arkadaşız, 6-7 yıllık bir arkadaşlığımız var ve kanal açmayı da birlikte karar vermiştik. Kaybolan yıllar muhabbeti lisede olmuştu bence, ondan olabilir. Evet. O an fark etmiştik aynı diziyi sevdiğimizi. Hatta için. Biz o diziyi daha önceden başlamıştık çünkü evet. Dizi yayından kaldırıldı, final falan yaptık ve biz o diziyi tekrar birinci evet. Bölümden itibaren izlemeye başlamıştık. Çok evet. Güzel günlerdi ya, dehşet güzel. Üçüncü sorumuz, en sevdiğim renk. Bunu bilir bence. Bunu çünkü tabii ki de biliyorum. Hatta bununla ilgili size çok güzel bir anı anlatacağım. Acaba ne anlatacak? Tamam. 3, 2, 1. Emine moru çok sever, onu biliyorum. Pembe, evet. Evet. Büyük harflerle pembe yazdım. Büyük harflerle yazdım çünkü gene bir lise anısı olarak anlatacağım size. Güley'in tamam. Bir tane pembe montu vardı. Ve o kadar çok severdi ki o montu. Allah'ım çıkartmak bilmiyor üzerinden. Güley'den başka montum var. Niye giymiyorsun? Seviyorum. Yani ne yapayım, seviyorum. Ondan sonra tabii farklı renkler giymeye başladı. Ama çaktırmadan arada gene böyle pembeyi giyiyordu falan. Evet. Dayanamıyorum, ne yapayım, pembeyi çok seviyorum. Ve bütün kıyafetleri, bütün kıyafetleri. Hatta siz görmüyorsunuz şu an ama telefonunun kabı aynı zamanda yatağının çarşafı pembe. Kusacağım. Bu pembe eve geldiğimde pembe görmekten kusacağım. Çantam da pembeydi bu arada. Lise çantam hala orada duruyor evet. Kanka. Ve put var orada, o da pembe. Lanet olsun. Evet. İyi dostum. Evet, sorun. Dördüncü sorumuz. Hayatta en nefret ettiğin şey? Ha, evet. Yalnız YouTube kanallarının en best friend'i seçilebiliriz şu an. Şu ana kadar hiç yanlışımız çıkmadı. Çok mutluyum. Evet. Çok korkmuştuk çünkü. Bir, iki, üç. Yalan.
Yalan. Yalan. Ya bu arada biz de yalandan nefret ederiz. Bir de şöyle bir şey var, hani soruları bir anda düşünüp hani hazırladık. Evet, ve cevaplarını hiç bilmiyoruz. Hatta birbirimize şey diyoruz. Ben tamam bunu soralım ama ben bunun cevabını bilmiyorum. Evet. Bu muhabbet de geçti hatta 2 dakika önce aramızda. Çünkü soruları 2 dakika önce hazırladık. O kadar böyle şey ki bütün açıklamayı bulmaya çalıştık. Yani konu bulamadık. Evet. En son böyle yapılmış bir video çekmek. Şöyle beraber oldu. Temmuz'un sonunda ben Enlilerde kalmıştım. Daha o zamandan bir video çekmeyi istiyorduk ama o gün 2 gün kalabilmiştim sadece. Bir gece kalabilmiştim ve sürekli gezdiğimiz için bir türlü vakit bulamamıştık. Evet. Emine de çalışıyordu. O yüzden hani hangi konuda video çekeceğimizi bilmiyorduk. Hemen karar verdik ve hemen soruları hazırladık. Ama bence gayet iyi sorular hazırlamışız. Ve beşinci soru. Sevgililerini hiç stalkladın mı? Bunu da bir geleneksel bir Türk kız olarak bence bileceğimi düşünüyorum. Sen tabii ki de yapmışsındır bunu. Ben yani yaparım. Tabii ki de yapmışsın. Sen de yaptın ama. Bence ya ben sürekli yaptığım şey ama bence bu yapmayan kızlar yalan söylüyor. Bence de yapmayan kız yoktur. Kesin herkes yapmıştır. Yapmadım diyen de yalan var. Kesinlikle yalan söylüyor. Altıncı sorumuz. En sevdiğim şehir. Bu konuda bilmiyorum yani aslında bir sürü söylenti var ama. Seninkini yazayım ben. Çünkü ben biliyorum yani. Ne yazdım? Bir de ben İstanbul. Evet. İkimiz de İstanbul'u çok severiz. Aslında İstanbul'u görmeden önce Bursa'yı çok seviyordum. Çünkü orada doğduğum için. Ama TÜYAP kitap fuarlarına katılıyorum ve her katıldığım tabii ki kardeşim beni havaalanında itibaren karşılayıp sürekli birlikte oluyoruz ve İstanbul'a kadar yoruyor. Yorulacak çünkü yani kardeşimsin yani olmak zorundasın orada. Bir keresinde hatta Tekirdağ'daydın galiba. Bir gün önceden gelmiştin beni erken karşılayabilmek için. Ve bana aynı zamanda İstanbul'u tanıtan da Emine olduğu için yani sevdiğimiz şehirler normalde aynı. Normalde Bursa'lıyız. Evet, ikimiz de Bursa'lıyız. İstanbul'a sadece gezmek için gidiyoruz. Ama şunu fark ettim. Hani İstanbul'da yaşayan kimse bu kadar çıkıp gezmez. Yani benim için de Bursa aynı şekilde. Evet. Mesela Bursa'ya o kadar çıkıp gezmem ama bittiğim yeri her yerini gezmeye çalışıyorum. İstanbul'da öyle öyle. Evet. Ve bana da sevdirdi yani. Yoksa Bursa'yı da en sevdiğim yani. Kıl payı İstanbul oldu diyebiliriz. Yedinci sorumuz. Evcil hayvanlarımızın adı. Bunu gerçekten bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Ya senin evcil hayvanın olduğunu bile bilmiyorum. Ya biliyorum galiba. Hamster'ın vardı senin. Evet, senin de kedilerin var. Ama neydi hamster'ın adı ya? Çıldıracağım. Ben de hatırlamıyorum. Sen iki tane hayri kedisi miydi var. Ya? Yok hayri. Bilmiyorum. Niye zorlayan bir şey? İki tane kedisi vardı ve ikisi tamam buldum. Ben buldum. Ben buldum. Ben hatırlamıyorum ve buraya saçma sapan bir isim yazdım. Hayır ben yazmadım. Bir dakika. Tamam. Ben yazmadım. Tamam ne? Bir dakika ne yazayım ben buna şimdi? Ne yazayım abi? Klasik kedi adı. Hadi bir 3, 2, 1. Hamster vardı, Abbas da adı. Evet, öyle. Minnoş değil bir kere, no white'ın. Her neyse. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım. Bilmiyorum, aklıma bile gelmedi Nova. Ama her kedi böyle çok kişinin kedisinin adını bilmiyor. Seninki ben değil. Ben sıra dışı bir insanım. Geçen gün ne dedim? Herkes hava atar ama ben hava atarım. Sekizinci sorumuz. Muhitinizde en sevdiğiniz mekan. Evet. Ben biliyorum. Antalya'ya birkaç kere. Bu benim ikinci gelişim değil mi? Evet, ikinci gelişim. Geçen sene gelmiştim. Bir de bu sene yani daha yeni geldim. Burada sadece zaten çok az mekan var. Bir dakika ama ben iki yere götürdü beni Gülay. Hatta dün üçüncü yere gittik. Evet. Ama üçüncü yer zaten hani birlikte gittik yeni, o yüzden evet. Sayılmaz. Neydi onun adı ya? Biliyorsun aslında. Biliyorum ama adını hatırlamıyorum. Şey baş harfini söyleyeyim. Hayır dur. Adını hatırlamıyorum. Ama kapandığını biliyorum. He tamam. O sayılır bence. Kabul ediyorum. Çünkü kapanan bir mekan var. Yani. Ama adını hatırlamıyorum. Kapanan yer lazım. Kapanan yer.
Tamam, kabul ederim bunu. Tesadüf kafe büyük ihtimal. Evet, sürekli oraya gidiyoruz. Görükle de aynen hep oraya gidiyoruz. Orası çok güzel. Kapanan yer, evet, Baraka. Baraka. İşte ya, tamam, kapanan yer ama ne yapayım ya. Yani? Adını hatırlamıyorum, sürekli burada değilim. Son sorumuz, ya inanamıyorum, burçlarımız. Hadi bu arada yapalım. Ben yaz, biliyorum, yaz. Kesinlikle biliyorum yani. Buna eminim. Sen, senin zaten torpilin bardağın önünde tabii yani. 3 Oğlak. Oğlaksın değil mi? Bu arada ben bu soruyu en son ekledim. Çünkü kendime bir kopya vermek istedim. O da burada. Evet, herhalde vardı. Ama Allah biliyor. İlahi adalet diye bir şey var. Çünkü ben de telefondan bir kopya buldum. Ve bu sorunun hazırlandığını hiçbir şekilde bilmiyordum. Ağlamadık sokağa, köşe kalmadık, yalnızım. Soruyu hazırlamadan önce sen balkonda otururken şöyle bir olay oldu, onu hemen anlatayım. Telefonda tarihte bir gün hani var ya Facebook'ta. Şimdi tarihte bir günde geçen sene bugün ben karakterimi burç arıyordum ve o gönderimin altına Oğlak tabii ki yazmıştı. Ben de dedim ki herhalde bu kız Oğlak. Tabii ki de Oğlak. Oğlak kadınları mükemmel oğlaklar. Ya. Özellikle oğlak kadınları. Teraziler de yani bayağı şeydir. Oğlaklar siz seçilmiş kadınlar. Teraziler çok asilsiniz yani. Unutmayın bence kesinlikle. Arkadaşlar biz bu videoyu çekerken gerçekten çok eğlendik. Çünkü zaten Emine ile yaptığımız her şeyden çok büyük bir keyif alıyoruz. Video çekmek de buna dahil. Önümüzdeki ay eğer bir aksilik çıkmazsa ben de onun kanalına misafir olacağım. Ve çok eğlenceli şeyler yapacağız. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Sakın unutmayın. Onu baştan söyledim zaten. Unutursanız kötü olur yani. Evet. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmiyorsanız bile en azından beğenirse koyabilirsiniz. Bence de tıklayın yani. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.